Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, internetin günümüzde gitgide yaygınlaşması ile birlikte beraberinde bir takım hastalıkları da getirdi. Bu hastalıklar hemen hemen herkese bilinmese de sinsi bir şekilde aslında aramızda ilerliyor. Bugün de bu hastalıklardan birkaç tanesini ele alacağız. Yanımda uzman psikolog Kerem Gümüş var. Evet Kerem, istersen FOMO hastalığıyla birlikte konuya yavaş yavaş girelim. FOMO hastalığı nedir Kerem? FOMO hastalığı insanların sürekli bir şey paylaştığı zaman ya da işte haberleri vesaire bir şekilde güncelden uzaklaşacağım rahatsızlığıdır. Yani ben herhalde günceli takip edemiyorum, herhalde birileri bir şey paylaştı ben göremiyorum, acaba şu an ne paylaştılar gibi bir korkunun getirdiği bir rahatsızlıktır. Mesela ben şu anda kayıt cep telefonumla yapılıyor. Cep telefonumda kimse aramasın diye uçak moduna aldım. Ve şu anda çıldırıyorum. Mesaj geldi mi? WhatsApp'tan yazan var mı? Arayan var mı? Soran var mı? Ya da haberlerde bir gelişme oldu mu gibilerinden. Bu şimdi Kerem FOMO olabiliyor mu sence? Arkadaş galiba siz FOMO'ya yakalanmışsınız. Hemen çıkışta bir kartımı size bırakıyorum. Evet, bu aslında tam olarak özetlediğiniz yani durumu. Bu kaygıların hepsinin en ağır bir şekilde, yani yine her dördüncü videomuz herhalde değil mi? Evet. Dördüncü videomuz. Dördüncü videodan da hep vurguladığım bir şey var. Yani bir şeyin hastalık olabilmesi için ya da bağımlılık olabilmesi için yoksunluk sendromu çekebilmemiz lazım. Eğer şu an siz ciddi anlamda hani titreme boyutunda böyle krizler geçiriyor olsaydınız evet derdim. O kadar değil. Henüz o kadar değil. O kadar olsa da önemli. Ben varım yanınızda. Evet, bir şey olursa Kerem hemen seni arıyorum bu konuda. Bana gerekli danışmanlığını verirsin umarım. En azından ben şanslıyım, Kerem gibi bir arkadaşım var. Ama herkes böyle şanslı olmayabilir. Böyle bir durumda Kerem, iş böyle rahatsız edici durumlara kadar vardığında ne yapmak lazım peki? Şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Eğer ben sosyal medyada yoksam, sosyal medya sitelerinde kayıtlı değilsem ben ölü bir adamım. Yokum yani ortada. Beni bir şekilde bulamazlar. Ben biliniyor olmak istiyorum. Ben tanınıyor olmak istiyorum. O yüzden sosyal medya kullanıyorum. Eğer yoksam bu benim varlığıma bir tehdit gibi. Ya arkadaş, senin sosyal medyada olup olmaman, bir şey paylaşıp paylaşmaman ya da insanların bir şey paylaşıp paylaşmaması, senin onun bilip bilmemen senin varlığına bir tehdit değildir. Varlığına tehdit çok en temel korkusudur insanın, değil mi? Yani insan var olmak ister, insan yaşamak ister. Bunların aslında onunla alakası yok. Bunu ilk önce idrak ettirebilmek lazım karşı tarafa. Bu mantığı bir oturtabilmek lazım. Şimdi Kerem, dediğim gibi şimdi sadece normal haberlerin dışında ya da o ne paylaşmış, bu ne paylaşmışın dışında bir de kapalı olduğu zaman telefonum WhatsApp'tan kimler yazmış ya da yazmış mı yazmamış mı bunu ben merak ediyorum. Ama bir de mesela telefon kapalı kaldıktan sonra telefonu açtığımda gelen bildirimlerde atıyorum 10 kişi yazmış, 5 kişi mail atmış falan gibi gördüğümde ben de en azından şöyle bir şey oluşuyor. Hani ayrı bir haz oluyor. İşte ben önemli bir insanım herhalde. Bakın bana mail geliyor. Farklı insanlardan mesajlar geliyor şeklinde. Bu da bu hastalık mı yoksa bu ayrı bir hastalık mı? Onu tam bilemiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya bu dediğiniz de tabii FOMO'nun içerisine giriyor. Hani sizin tabii hastalık boyutunda değil de hastalık boyutunda daha çok hissediyor insan bunu. Hatta bununla ilgili şeye düşüyor yani. Acaba beni kimse beğenmiyor? Ben kötü bir insan mıyım? Galiba ben hiç beğenilmeyeceğim. Ya da ben bunu paylaştım, neden bunu beğenmediler? Hani diğerini 100 kişi beğenmişti, bunu 2 kişi bile beğenmedi falan diye böyle ağlama krizine kadar götürüyorlar yani bazı insanlar bunu. Ya tabii ki yani insan olarak hepimiz önemliyiz. Ama bu önem bizim sosyal varlığımızla alakalı. Sen yapay bir dünyada önemini ispatlasan da önemsizsin yani. Çünkü öbür türlü yani sen doğal bir ortamda işte otobüse binerken normal insan olarak biniyorsun. Metroya binerken normal bir insan olarak biniyorsun. Çalışan olarak normal bir insansın. Ya bunlar senin işte Instagram'da ya da Facebook'ta 100 tane beğeni alman senin maaşını arttırmıyor. Yani sonuçta. Ya da ya oğlum sen 100 beğeni almışsın tamam bundan sonra benim kankimsin moduna sokmuyor yani seni. Bu işte mantık çerçevesini aslında bir uyandırmak lazım sanda. Bir de şöyle bir şey var hani bildirim geldikçe yani beğeni geldikçe hani mutlu oluyor insan. Hani o ayrı bir şey, katarsis falan diyorlar bildiğim kadarıyla. Yüksek lisansta bizim hoca bahsetmişti bundan. Bir ayrı bir haz oluşuyor bununla birlikte. Bu FOMO değil mi? Bir de NOMO var değil mi?
FOMO'dan girip NOMO'dan çıkacağız sanırım. NOMO nasıl oluyor? Bir kere NOMO neyin kısaltılışı? Bunları birazcık açıklayabilir misin Kerem? NOMO, No Mobile Phobia diye hatırlıyorum İngilizcesi. Ya, telefonsuz kalma korkusu. Hani siz videonun başında söylediniz ya. Telefonum orada, ben işte endişeleniyorum diye. Mesela orada siz bildirime endişelendiniz. Evet. Ama bu NOMO biraz daha telefonum işte kapandığı an ben ne yapacağım korkusu. Yani telefonsuz kalma korkusu direkt. Hani bildirim alamama ya da işte bildirimleri takip edememe korkusundan ziyade direkt telefondan ayrı kalma korkusu. Örnek veriyorum, işte şarjı bitmiştir telefonun. Yana yakın ortalığı yıka yıka böyle şarj aleti arıyorsan insan, mesela bu telefonsuz kalma rahatsızlığı olabilir. Şimdi aklıma şu geldi. İşte hepimiz toplu taşımayı hemen hemen kullanıyoruz. Ben mesela bazen metroda telefon çekmiyor diye metroyu tercih etmek istemiyorum bazen. Bazen onun yerine metrobüse biniyorum. Atıyorum, sallıyorum, 40 dakikalık bir yolculuk yapacağım metro ile birlikte. Atıyorum, Kartal metrosuna bindim diyelim ki. Yani sıkılıyorum. Çünkü telefon çekmiyor. Çekse de internete bağlanamıyor. Bilmiyorum, belki bu da ona birazcık kapsıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında bu benim hani telefonsuz kalma korkumdan dolayı değil. Sadece çevrim içi olamama korkumdan dolayı. Belki o anda mesela beni kimse aramasın ama ben internete bağlanabileyim, istediğim gibi istediğim sitede dolaşabileyim mesela. O ondan dolayı da olabilir benim için. Meslekle alakalı olan şeyler var benim nezdimde en azından. Mesela daha önceden yapmış olduğum işte sürekli telefonumun açık olması gerekiyor. Sürekli bir mail trafiği var. Ve ben bu döngüyü kontrol edebilmem lazım. Takip edebilmem lazım. Zaten işimi sevdiğim için sürekli bu takibi yapabiliyordum. Ama bir şey oldu diyelim, telefonumun şarjı bitti diyelim. Yani telefonsuz kalmaktan ziyade o işin devamlılığı olmayacak diye böyle bir korku oluşuyor insanda. Ve bu bir yerden sonra ciddi anlamda rahatsız oluyor. Evet, fiziksel olarak bir yere gitmiyorum. Taş taşıdım da yorulmadım ama yine de bir rahatsızlık oluşuyor bende bununla birlikte. Bunlarla alakalı ne düşünüyorsun? Benim bu hani örnek verdiğim gibi işte metroda telefonu çekmiyor diye metroya binmeyi tercih etmemem gibi, ya da bir iş icabı, işi takip ettiğimden dolayı telefonun kapalı olmasına tahammül edememem ve bunu beni işten dolayı birazcık rahatsız etme mevzusu hakkında ne düşünüyorsun? Yani video geçtikçe sorduğun sorulardan ben daha çok tedirgin oluyorum Alay Bey. Evet. Yani korkuyorum cidden, internet bağımlısı mısın gerçekten, değil misin vallahi diye. Vallahi bu seriyi çekmesek mi, ne yapsak bilmiyorum ama. Yok ama orada yine bir iş kriteri var ya, işin olmadığı ortamda da yine bu şeyleri yaşıyorsan biz belki evet bağımlılık olabilir deriz. Ama işin olmadığı ortamda yine bunları yaşamıyorsan ben yine şey derim, yani bağımlılık değildir ama yine de bir kontrol etmek gerekir, yani bir görüşelim özellikle. Peki bununla ilgili bunu yani sana da ya da bu tarz sıkıntılar yaşayanlar ya da ben şey diyorum, yani sosyal medyadan uzaklaşmayınız. Çünkü sosyal medyadan ya da telefonun online olmaması bir çözüm değildir. Aksine böyle bir yola gidersen, ya ben tamam artık bağımlıyım herhalde, bundan sonra hiçbir şey yapmıyorum diye bir ya da sosyal medyadan hepsini kapatıyorum diye bir şey yaparsan bu seni daha çok tetikler. O yüzden biz onu sosyal medyayla, o internetle, her neyse adı, birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani senin iradeni, senin işte bu tarz yaşayan kişinin özgüvenini geliştirmek lazım. Özgüvenseler aradığı ya da hazsa o hazı başka şekilde yönlendirmek lazım. Sevgiyse sevgiyi, huzursa huzuru, güven eksikliğindense güven eksikliğini bir şekilde telafi etmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki Kerem, internette hiç kendini aratır mısın? Google'a girip böyle bir Kerem Gümüş hakkında bir şey var mı yok mu, ya da görsellere falan girip bir şey var mı diye bakar mısın hiç? Yani çok nadir. O da acaba hani olumsuz bir şey yazan olmuş mu olmamış mı, bazen böyle programlarda yayınlıyorlar vesaire, hani onun altında merak ediyorum çünkü o da şeyden değil. Hani olumsuz bir şey varsa ve hakikaten doğru bir eleştiriyse onu kendime alayım diye, ama öyle sıklıkla yaptığım bir şey yok. Siz yapıyor musunuz öyle bir şey? Bence biz bu seriyi tamamlayalım abi. Eyvah eyvah. Şimdi ben tamam, yani bağımlılık derecesinde değil ama arada bir Google'a yazıyorum kendi adımı. İşte kendi web sitem nasıl çıkıyor falan bakıyorum. Hangi sayfalarım çıkıyor. İşte sosyal medya hesaplarım çıkıyor mu çıkmıyor mu. Google görsellerde hangi görseller çıkıyor. Hatta ben bir keresinde şey yapmıştım. Google görsellerde benim bir, yani benle alakası olmayan iğrenç çirkin bir fotoğraf vardı. İşte otomatik yani onaylamak ve işte
alay geçmekle alakalı kelimelerin birleşimiyle bir tane böyle yaşlı bir adam suratı vardı bir haber sesinde. Bu beni rahatsız etti ve ben haber sesine bayağı bir mesaj attım. Bunu silin. online itibarımı zedeliyor falan diye. Mesaj attım bayağı. Ama en sonunda kaldırdılar yani. Ondan yana sıkıntı yok. Zaman zaman ama girip bakıyorum. Bazen yeni sayfalar görüyorum. Hoşuma gidiyor. Ya aslında şöyle katılıyorum yani bunu ben takıntı haline getirirsem sıkıntı anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir durum var. Yani Google sonuçları bizim bence ben bir dijital pazarlamacı olarak söyleyeyim. Bizim dijital bir CV'miz olduğunu da düşünüyorum. Yani sana yedirmem bu mevzuyu onu söyleyeyim yani Keremciğim. Yani bana yedirmekten ziyade siz bayağı rahatsız bir herif çıktınız. Bunu nasıl yapsak yani? Deniz ben orada yine kriter meslek icabı yapılan şeyleri biz hani mecbur yapıyorsun. Meslek rahatsızlığı diyoruz. Yani benim mesela sürekli dinlemem gibi. Bu meslek rahatsızlığı. Valla hep meslekten yırtıyorum yoksa yanmıştım yani Kerem. Mesela onun gibi. Bunun şeyi var. İnsanlar ciddi ciddi aratıyor. Bu durumu kafaya takıyorlar falan. İsmi de Ego Surf'ü. Ego Surf'ü değil mi? Doğru hatırlıyorum. İnsanın narsistliğini besleyen bir şey ya egoyum işte bak. Sen beni Google'dan arat bakayım. Eskiden şey diyorduk ya sen benim kim olduğumu biliyor musun diye. Sen benim Google'dan kim olduğumu referans da gösteriyor artık. Hani inanmıyorsan Twitter'a bak falan diye. Hatta böyle kavgalar da oluyor. İşte otobüste atışıyorlar falan. Ya benim kaç tane takipçim var sen biliyor musun falan. Yani sanki ne yapıyorsun Cumhurbaşkanı halka sesleniyor sanki. Bazı şeyler var böyle fenomenler falan var oturuyorlar falan işte bu masada 30 milyon takipçili insan oturuyor falan gibi böyle mesajlar yazıyorlar böyle bir gövde gösterisi yapıyorlar. Bir de yani sanırım yani bugün birçok yaptığımız şey var olmakla alakalı mesaj çalışıyoruz niye çalışıyoruz okuyoruz niye okuyoruz bunların hepsi ben varım ben buradayım demek gibi anlamlar ifade ediyor aslında. Aslında teknolojinin gelişmesiyle internet de birazcık bu şekilde yönleniyor. Ben internette de varım, internette de varlığımı sürdürüyorum gibi mesajlar. Ama tabii ki aşırıya kaçması problem diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi kesinlikle bu bir varlığının ispatlama çabası. Ama bize mesela bu kendini aratma mevzusunda diyorum ki yani insanlar kendilerini bulmaya çalışırlar. Bu insanın en doğasında olan bir şeydir. İnsan kendini arar. Ben neyim, ne olmalıyım, nasılım? Ben diyorum ki ya bu kendini arama işini Google'da yapma, dünyada yap, dünyada bul kendini. Kendini dünyada gerçekleştir. Kendi varlığını dünyada ispatla. Somut bir ispat olsun bu. Kendini bul ki Rabbini bulasın. Öyle diyor ya, kendini bilen Rabbini bilir, kendini bulan Rabbini bulur diye. Bu noktada diyorum ki kendini, bu sloganımız olsun. Kendini Google'da arama, kendini dünyada ara. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Uzman psikolog Kerem Gümüş'e teşekkür ederim. Son olarak bir sorunuz varsa, bir öneriniz varsa mutlaka yorum kısmında bizlere bildirin. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.